Tekrardan merhabalar. Medyanın gündemiyle birlikteyiz. Bugün 27 Ocak 2021 Çarşamba. Doktor Vahdet Mesut Ayan'la birlikte gazeteleri konuşacağız. Gazetelerin manşetlerini konuşacağız. Kim neyi nasıl verdi onları konuşacağız. Hocam ana akım medyadan başlayalım. Hürriyet ve Milliyet'ten başlayalım. Evet, Hürriyet var, Onları Milliyet var. Genel anlamda bugün baktım ben, Avrasya Tüneli ve ürünlere gelen zamlar var. Daha doğrusu zam konuşulmuş. Bir de Avrasya Tüneli'ne gelen zam var. Yani iki zam haberi ayrı hatta işlemiş. Milliyet gazetesinden başlayalım isterseniz. Milliyet tam da biraz önce söylediğim gibi tarlada 2 lira, filede 12 lira manşetiyle girmiş. Üreticinin tarlasından yok fiyatına sattığı ürünler markette karşımıza fahiş fiyatlarla çıkıyor. Mazeretse hazır. Ürün kurudu, kar yağdı, sel oldu. Şimdi birazdan ayrıntısına girelim bu haberin. evet. Hürriyet gazetesi ise Topu tacı atmış. karikatürle gelen baskın. Evet, Konyalı öğretmen Salih Korkmaz evde Yaşar oğlunun iki karikatürünü sitesinde izinsiz paylaşınca 5 polis tarafından evi basıldı. Büyük tepki gören ünlü karikatürist öğretmen. Yani haber değeri olmakla birlikte aslında içerideki sayfalarda kullanılabilirmiş. Çünkü burada Erdoğan'ın bir açıklaması var. Milliyet'te de vardı. Türkiye'ye 50 milyon doz aşı gelecek. Erdoğan'ın açıklaması haber değerinde. Aynı haber yine Milliyet'te benzer hacimle, Büyüklükte ve büyüklükte altta. evet kullanılmış. 50 milyon doz aşı gelecek demiş Erdoğan. İki gazete utanıyor mu? Niye bu kadar küçük görmüş Erdoğan'ı böyle? Ya Erdoğan'ın açıklamaları hem Erdoğan'ın hem de Sağlık Bakanı'nın pandemi sürecindeki açıklamaları açıkça söylemek gerekirse söyledikleri tutmadı. Muhtemelen biraz daha alta çekmeye başladılar. Belki Erdoğan'a güvenmedikleri için değil ama Erdoğan'ı yalancı çıkarmamak için olabilir böyle bir şey. Yani çünkü muhtemelen yine gerçekleşmeyecek bu hikaye. İkisi de orada görmüş küçük. Çünkü 10 milyon doz dedi, 6,5 milyon Evet, geldi Aralık'ta pazartesi günü. gelecek dedi, Ocak'ta geldi. Sağlık Bakanı da her ikisi de tahminleri tutturamadı. Tutma, evet. Yeni Şafak gazetesi aslında biz şeyde akademideyken İslam medyayı incelerdik. Genelde çıkardı böyle şeyler de son dönemde yoktu bu kadar. Militan manşetiyle çıkmış. Şimdi kimsenin sözü değil. Erdoğan dememiş, İçişleri Bakanı dememiş, tırnak içinde verilmemiş. Bu tamamıyla gazetenin Kılıçdaroğlu'na göndermesi. Militan. HDP ile ittifak kuran bunların hepsi de bu arada gazetenin yorumu. Şey değil. Bir siyasetçinin yorumu, sözü değil. Bir taraf olmuş, elini Tabii ki. taşın altına koymuş, doğrudan Kılıçdaroğlu'na muhalefet Evet. eden bir tarzı var. Evet bakın Yeni Şafak'ın sözlerini okuyayım şimdi size. Ne kadar gazetecilikle bağdaşıyor görelim. HDP ile ittifak kuran, CHP'li belediyelerde örgütlü üyeleri istihdam edip sokakları tahrik eden Kılıçdaroğlu'nun vali, kaymakam, yargı mensupları, askerler ve öğretmenleri militan diyerek hedef göstermesi bardağı taşırdı. Siyasiler Evet. Kılıçdaroğlu'na aynaya bak derken İçişleri Bakanlığı dava açıyor. Yani bunca 1800'lü yılların ortalarında gazetecilik mesleği icra edilmeye başlandı. Süreç içinde de bir sürü ilkesi, normu oluştu, hukuku oluştu. Yani bu militan manşeti başlı başına bir skandal aslında gazetecilik için skandal. Evet. Yani arşivlerde bunun bir şekilde durması gerekiyor. Evet, yani medya şeyde olsaydı, akademide olsaydın Tabii ders bu okutulur. olarak Çünkü şey değil. konuşulacak bir başlık manşet. Bir siyasetçinin sözü değil. Tırnak içinde de verilmemiş. Tamamıyla gazetenin Türkiye'deki ana muhalefet partisi liderine söylediği şey bu. Söz. Evet. Şimdi ben devam edeyim. Yeni Çağ'la devam edeyim. Yeni Çağ sür manşetinde Yeni Çağ saldırılarını azmettiricisi Doktor Devlet Bahçeli'dir diyor. Çok net bir hedef gösterme. Daha doğrusu adresi açık etmeye dönük bir sürmanşet kullanmış. Bu söz kimin? Bu söz Yeni Çağ'ın imtiyaz sahibi ama aynı zamanda İyi Parti milletvekili olan Ahmet Çelik'e ait. Hemen yanında çok yanında Orhan Uğuroğlu'nun bir köşe yazısında bir anons var. Orhan Uğuroğlu da
gündem olmak istemedim, istedim diye bir başlık kullanmış. Zira MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendi gündem olmak için kendi kendine saldıranlar gibi bir laf etti. Kendi kendine saldıran deyince Orhan Uğuroğlu ben nasıl kendi kendime saldırıyı organize ettim diye çok ironik aslında da gazetecilik tarihine de geçecek bir yazı yazmış. Çünkü saldırıya uğrayan birisi ve bu işin azmettiricisi olarak suçladığı bir siyasetçiye gönderme yaparak işlemiş. Hemen devam edeyim ben Korkusuz'a. Korkusuz manşetinde dükkanlar kapalı, esnaf evine ekmek götüremiyor, 700 bin kahveci esnafı devletten yardım istiyor diye bir manşet atmış. Hemen ikinci haberi benzer az önce sizin söylediğiniz bir şey. Tünelin ucunda zam göründü. Tünel dediği şey Avrasya Tüneli. 472 milyon lira geçiş garantisi ödeyeceğiz diye manşet yapmış. Sen diğer gazetelerden de bunu aktarırsın. Sözcüyle ben sözcüden sonra sözü sana bırakayım. Sözcü de yine Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelen ekonomik krizi manşetine taşımış. Kirasını, faturasını, giderlerini ödeyemeyen esnaf haykırıyor diyor. Gırtlağımıza kadar borca battık, evimize ekmek götüremez hale geldik diyor. Ve esnaflara mikrofonu uzatmış. Boş dükkan fotoğrafları ve esnafın son halini ne ilişkinde fotoğrafları arka arkaya, daha doğrusu böyle kolaj yapıp paylaşmış. Fakir fukaranın 5-10 kuruşu elde edeceği dükkan kapalı diyor. Orada bir siyasete, siyasetçilerin sözlerine bir atıf var. Söz sende hocam. Sözcü gazetesinde bugün Çiğdem Toker'in bir köşe yazısı vardı. Avrasya Tüneli'ne zamla ilgili. Bu dövizle devletin kamu özel işbirliğiyle icra ediyor ya bu köprüleri, tünelleri. Bunların Çiğdem Hoca yazmış. Bunların hepsi gizli sözleşmeleri. Ticari sır olarak belirlendiği için biz bilemiyoruz sözleşmelerin içeri. Dolayısıyla sanırım 46 lira olacakmış. 43 lira mıydı? 46 liradan 46 bahsediliyordu. Lira evet. Tek giriş. Affedersiniz. 43 lira 98 kuruş yani 44 lira. En azından Korkusuz bunu böyle tanımlıyor. Evet ama biz bilmiyoruz sözleşmenin içeriğini. Ticari sır olarak saklanıyor bu. Yani bir öngörülemezlik de var. Yani sözleşmeyi, kasadaki sözleşmeyi bilen biliyor. Onun dışında... Zamlar da buna göre yapılıyor. Yani sözleşmeye göre, bizim bilmediğimiz sözleşmeye göre zam yapılıyor. Evet. Çiğdem Hoca yazmıştı, okuyucular isterse okuyabilir. Evrensel Gazetesi Avrasya Tüneli'ni görmüş. Avrasya Hortumu demiş. Avrasya Tüneli'nde %26 zam geliyor tüneli. Evet, evet. Verdiği araç geçiş garantisi nedeniyle tabii bir de araç geçiş garantisi veriliyor devlet tarafından. Yüz milyonlarca lira ödenen işletmeci şirkete hazineyi ve araç sahiplerini soyduran devlet kan ağlayan işçi ve esnafı görmezden geliyor demiş. Evet. Bir Gün Gazetesi başka bir devlet ve şirket arasındaki ilişkiyi açığa çıkaran bir haber yapmış. Bir üstüne para verilmediği kaldı. Konya Şeker ve Çeliker Holding 1.3 milyar liralık borcu ödemiyormuş devlete. Tunç Bilek ve Soma Termik Santrallerinin işletmecisi Çelikler Holding ve Konya Şeker AŞ'ye TİKİ'den aldıkları kömürün parasını ödemedi demiş. Hemen altında kalyon her yerde haberi var. Bu da çok önemli bir haber. Sağlık Bakanlığı'nın 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi yapımı ihalesini yaklaşık 1.1 milyara beşli çeteden birisi olan Kalyon almış. Bunu sormak istiyorum hocam. Şimdi siz medyanın sermaye yapısını da incelerken bu şirketlere de bakıyorsunuz. Hı hı. Evet Türkiye'nin en büyük hatta dünyanın en büyük kamu ihaleleri alan şirketler arasında yer alıyor. Bu 5 evet. Şirket. Hükümete yakın olduğunu söylüyor. Yani bu 5 şirket niye bu kadar kayırılıyor? Ya da neden hani
hükümete ne veriyor, ne oluyor? Niye bu kadar ayrıcalıklılar bunlar? Ya şimdi ne verdiklerini bilmiyoruz aslında hükümete. Yani aralarında nasıl bir anlaşma var bunu açıkça söylemek gerekirse bilemiyoruz. Ancak 17-25 Aralık operasyonlarından sonra ortaya çıkan tapeler şeyi göstermişti. Havuz sistemini açığa çıkarmıştı hatırlıyorsanız. Yani siz Kalyon Holding'siniz, ben Cengiz Holding'im. Bir kamu ihalesi alıyoruz ve havuza para aktarıyoruz. Bu havuzda biriken parayla da mesela ATV ve Sabah Kalyon inşaata geçti. Zirve Holding'e. Evet. Şimdi medyanın geçmesi çok önemli, AKP yanlısı bir medyanın oluşması çok önemli. Çünkü ciddi bir ideolojik destek veriyorlar. Ha 15 Temmuz'dan sonra AKP hegemonyasını yitirdiği için bu medyanın söylediğinin önemi kalmadı. Ona bir şey demiyorum. Ama ciddi anlamda 2015 öncesi çok önemliydi AKP yanlısı medya. Şimdi o kadar izlenir değil, okunur değil. Bu başka bir şey. Şimdi bu şirketler iki yönlü. Aslında diyalektik bir ilişki var. Hem iktidar şirketleri besliyor, büyütüyor. Hem de şirketler başka yöntemlerle işte medya kuruluşlarına sahip olarak ya da bu ihalelerden aldıkları bir kısmı iktidara vererek iktidarın kendini besliyor. Yani ciddi yani, anlamda birbirlerini besleyen bir ilişki var. Anladım. Evet, buyurun devam edelim hocam. Cumhuriyet gazetesi ne demiş? Tarafsız, kucaklayıcı partiler üstü olmalı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni şeyi, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili önerisi. Evet. Evet. Önerisi, onu görmüş manşette. Daha sonra altta öğretmene de aşı, onu görmüş. Hekimler Şubat'ta okulların açılmasının gündeme gelmesi üzerine evet. Uyarı. Zamanımız var mı? Bir iki dakika zamanımız var. Tamam, benim Milliyet ve Yeni Şafak'tan seçtiğim iki haber var. Onları şimdi yine haber karşılaştırması yapacağım. Milliyet gazetesi bu şeylere gelen zamları, marketlerdeki zamları nasıl görüyor? Önce ona bakalım, sonra evet, Yeni Şafak'a hemen bakalım. İşte manşette vermişti zaten, tarlada 2 lira, filede 12 lira. Yalnız içeride şöyle vermiş. Sayfa 5'teymiş. Rejideki arkadaşa göndermiştim galiba. Evet. 0 liraya satsak markette 3 lira olur demiş haberin başlığı. Hava durumuna bakıp fiyat belirleyen bile var üst başlığı. Sokağın yaz-kış gündemi olan gıda fiyatları pazarda markette cep yakarken üretici tarlasından aynı ürünleri yok fiyatına satıyor. Üretici tarlasından aynı ürünleri yok fiyatına satıyor. Formül bile var. 0 liraya satsak marketteki fiyat direkt 3 lira olur. Yaz gelince ürün kurudu, kış gelince kardan kamyon gelmedi diye faydalanıp sebze meyve fiyatı anında yukarı çekiliyor diye devam ediyor. Şimdi bu haberin içeriğinde bir tane bile özne yok. Yani kim artırıyor fiyatları, kim fiyatların üstüne kar koyuyor, hiçbir şey yok. Suçlu tamamıyla belirsiz. Üretici markete gönderiyor. Arada kim var bilmiyoruz. Ama zam yapan yok. Zam yapan onun yok. Onun üstünü yıkıyorlar. Evet. Onun üstünü yıkıyorlar. Yani burada suçlu hükümet değil. Yok. O gizleniyor suçlu, zaten. Bu aslında enflasyonu tetikleyen unsurlar tamamen yok sayılmış. Tarım politikasının eksiklikleri, tarım politikasının yanlışlıkları göz ardı edilmiş. Bir grup aracı, tefeci işte ürünü alıp marketlere getiren ya da marketler suçlanmış. Evet, marketlerin belki bu şeylerde kusuru olabilir ama gerçekten çok ciddi manipülatif bir hiç haber. Hiç kimse yok. Yani ürün neden zam görmüş, ne olmuş, ne bitmiş? Mesela ekonomik kriziyle ilgili bir tane cümle yok haberin içinde. Döviz kuruyla ilgili bir tane cümle yok. Sadece bir hayalet var arada. Yani ben üreticiyim, siz tüketicisiniz, marketten alıyorsunuz. O ana gelene kadar zamlanmış. Kimin yaptığı belli değil. Evet. Yeni Şafak nasıl görmüş? Bir de ona bakalım. Toparlayalım. Bir 10 sayfa 4'teydi.
Yeni Şafak'ta patates ve soğan spekülasyonu gibi demiş. Cezalar stokçunun canını yakmalı. Tabii Yeni Şafak şey göstermiş, özne göstermiş, stokçuları göstermiş. Temel gıda ürünlerine yapılan spekülatif zamlara tepki artarak sürüyor. Spekülatif zamlarla birlikte %100'e yakın artışlar mutfak masrafını ikiye katladı diye devam etmiş. Burada da iktidarın ya da yönetenlerin en ufak bir kusuru gözükmemiş haberde. Zaten haberin dili ideolojik. Yani evet. Gizleme üzerine kurulu. Her şey gizleme üzerine kurulu. Hem Milliyet'in haberi hem Yeni Şafak'ın haberi ekonomik krizden, döviz kurunun yükselip düşüşünden bahsetmiyor. Tabii bir sürü özelleştirmeler yaşandı 2002'den bu yana. Türkiye üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine geçti. Bunların da eleştirilmesi gerekiyor. Hayaletleri bırakılmış. Yani iktidar zamlar. Iktidara yakın ve muhalefete olan gazetelerin her ikisinin ortak noktası zam olmakla birlikte biri zamın müsebbibini alabildiğine tabii gizlemeyi başarıyor en azından. Hele ki bir medya okur yazarlık konusunda bir akademisyenle bunları konuşuyor olmak bir avantaj. Teşekkür gerçekten o aradaki o özneyi nasıl gizlediğini, politikaları nasıl gizlediğini, bir şeyi verirken nasıl hedefi saptırdığını gösteriyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Doktor Vahdet Mesut Ayan'la birlikte medyanın gündemini sunmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.